Bu imkanları öncelikle Cumhurbaşkanımızın hepinize selamları var. Ahmet Bey'in, Yunus Hoca'nın, milletvekillerimiz, bakanımız biliyorsunuz. Hepinize size selamları var. Tabii bize sağ olsun Erol Bey, muhtarımız gerçekten ciddi bir çalışma oldu. İmkanlar kısıtlıydı. Aslında biz buraya defalarca su getirmek istedik ama kaynakta bir problem vardı. Ama hamdolsun hem kaynağı bulunca hemen özel idareye de sayesinde özel idareye de başarılı çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hizmetin abi de bizim bilgeler meclis üyemiz biliyorsunuz. Onun takibiyle ve imkanlar yaratarak Allah hamdolsun analar olsun. Bu köyün biraz önce de teyit edelim 150 yıllık herhalde. 150 su sorunu elhamdülillah çözülmüş oldu. Çok. Zaten geçen yıl parkelerinizi yapmıştık. Evet. İnşallah taziye eviniz de var. Nasip olursa da şu ara yollarınızda bazı mahalle çıkışlarında onlara da inşallah bakalım. Özel değerimizle birlikte çözmeye çalışacağız. İnşallah. Yeter ki bir şey istiyoruz. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkalım. Yani görüyorsunuz, biz kardeşiz, Müslümanız, ümmet-i Muhammed'iz. Bizim için ölçüt vatanımızdır, al bayrağımızdır, devletimizdir, milletimizdir. Aynen. Bu bütün milletin milliyetçisiyiz. Evet. Kürdüyle, terekemesiyle, Azerisiyle, her milletin. Hepimiz. Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Bu ülkenin sorununu, sıkıntısını 20 yıldır göğüslemiş. Gecesi yok, gündüzü yok, koşturuyor. Yani ayrım yapmadan bütün ülke için. Aynen. Batıda ne varsa doğuda bugün daha iyisi var. Aynen. Büyüklerimiz burada, yaşlılarımız burada. Aynen. Eskiden biliyorsunuz yani bir köyün suyu bir şey için Ankara'lara milletvekiline gitmesi gerekirdi. Evet, şimdi bizim burada hemen muhtarımız geliyor. Onunla birlikte çözebilme imkanına sahibiz. Allah'a şükürler olsun. Yani tekrar söylüyorum. Bizim en büyük gücümüz birlik beraberliğimiz. Bak dış ülkeler, dış mizaklar, bugünlerde işte o CHP'liler, HDP'liler bilmem neler hepsi bizim birlik beraberliğimize saldırıyorlar. Asla onlara fırsat vermeyelim. Çünkü Kürt'ü yok arkadaşlar. Bak ben de Kürt'üm. Köyüm 5-6 kilometre ileride. Hep birlikteyiz, beraberiz. Arkadaşlarımız birbirimizden ayrımımız yok, gayrımımız yok. Hep biz biriyiz. Bizim tek gayemiz var, birlik beraberliğimiz. Bunu sağlayalım. Gerisi düzelir. Şimdi bir rahatsızlık var, hastalık var. Rabbim bunu kaldırsın. Yani adamlar bu hastalıktan dahi bize üstümüze geliyor kardeşim ya ne yapalım hastalık var. Cenab-ı Allah bütün dünyada nene hoş geldin. Sana yazın geldik dedik inşallah sen de çok dua ettin. Senin duan da oldu bu. Memnun musun nene? Size de ha memnunum Allah sizi namil etsin. Allah sizi devletimize davalı versin. Sen Tayyip Erdoğan'a dua et. Her zaman kim ne dedi? Allah razı olsun. Her zaman duacıyız. Ben olana kalsan Tayyip'in yolu etsin. Eyvallah. Her zaman size dua edin. Pazar başkanı tegut yaz. Buraya haşemin çirmi. Hacı yürüyor. Hacı tegut yaz. Bir de söz donete. Bir an neyken AK Parti'yi unutmayın. Bize oy lazım, şey lazım. İş yapan lazım, bize iş yapan. Bize icra... Bize kim lazım biliyor musun? İş yapan lazım. İş de yapılır. Bize birlik, beraberliği sağlayan adam lazım. Zaten o şekil aynen o. Kardeşliğimize, kim kardeşliğimize zarar veriyorsa o bizim düşmanımız. O bizim halkımız. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Değerli hocam, değerli bakanım. Bizler şu anda Kocabahçe'deyiz. Buraya Allah sizden razı olsun. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve size Sayın Ulaştırma Bakanımız Ahmet Bey'e ve Yunus Kılıç hocama çok teşekkür ediyoruz. Burada Kocabahçe'nin muhtarı ve vatandaşları var. Sayın Bakanım şöyle su deposunun önündeyiz. Yaklaşık 150 yıllık su problemini hep birlikte çözmüş olduk. Allah'a şükürler olsun. Burada seslenmek isterseniz, hocam buyurun siz birkaç kelam buyurun. Ondan sonra da Sayın Bakanımız buyursun. Evet, Sayın Başkanım, Sayın Bakanım,
değerli muhtar ve Kocabahçe'li saygıdeğer hemşehrilerim. Tabii biz sizin su probleminizin milletvekili olduğumuz, tabii birinci dönem milletvekili olduğumuz günden bu yana farkında olanlarız işin doğrusu. Aynen. Ve siz de biliyorsunuz ki çok zaman sizinle birlikte çok çeşitli yolları deneyerek bu problemimizi halletmeye çalıştık. Ama ne yazık ki bazı sizin de bildiğiniz sebeplerden dolayı biz ne kadar el attıksa, siz ne kadar el attınızsa, biz ne kadar yapıcı olmaya çalıştıksa bazen şartlar buna müsaade etmedi, komşular buna müsaade etmedi, yakın köyler buna müsaade etmedi. Dolayısıyla bu insanı, en önemli insani ihtiyacımız olan su problemi ne yazık ki kimsenin bunu bu şekilde arzu etmemesine rağmen gecikti. Ama şükürler olsun bu kötü gidişat bu şekilde sonlandı. Mevlam bir imkan verdi, yardım etti. Biz size buna teşkilatımızla siz de gayret gösterdiniz, siz de paydaş oldunuz, işin içerisine girdiniz. Dolayısıyla bu insani, bu son derece ihtiyacımız bugün bu soğukta, bakın orada müthiş bir soğuk olduğunu, ayaz olduğunu ben biliyorum ama sevincimiz o kadar büyük ki bunlar hepsini göze alarak il başkanım da sağ olsun sabah erkenden ben biraz rahatsızdım, azıcık dinleniyordum. Ben 3-5 sabahta sabahtan bir an aramış. Bunu hakkını helalesin. Belli ki bu heyecanı bizden çok paylaşıyor. Dolayısıyla bunu tutmak olmak için Sayın Bakanımla bizim adımıza da oradalar. Ona da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnsanımızın elbette bu insan ihtiyaçlarını karşılamakta ülke olarak geciktiğimizi itiraf etmeliyiz. Ama AK Parti geldiğinden bugüne çok işler yaptı. Yine AK Parti sayesinde çözülmüş oluyoruz. Bundan da onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başkan, milletin sevinci bizim sevincimiz, milletin derdi bizim derdimiz. Sen bunu gayet iyi biliyorsun. Seninle beraber Yunus Hocam'la birlikte emin olun ki biz milletimizin derdini çözmek için gecemizi gündüzümüze katarken bir sonuç aldığımızda da en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Bunun da sebebi aldığımız bir sorumluluk var. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Zaten AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın düsturunda da bu var. Yani milletin derdini çöz kardeşim, sonra memnun ol ama ertesi gün yeni derdi çözmeye yola çık diye. Biz inşallah milletimizin derdini, problemlerini çözmek adına her platformda gayret sarf ediyoruz. Yunus Hocam'la birlikte özellikle kaynak oluşturmak için Ankara'da ciddi bir mesai harcıyoruz. Memnuniyetle ifade ederim ki Cumhurbaşkanımızın himayeleri, hükümetimizin gayreti ve güçlü duruşu sayesinde çok kaynak getiriyoruz şehrimize, ilçelerimize, köylerimize. Ancak Kocabahçe'nin probleminin Yunus Hocam'ın da söylediği gibi epeycidir çözmeye çalışmakla birlikte bugün çözebildik. Allah bereketli eylesin. Çünkü su rahmet, ondan daha güzel bir şey olamaz. Hele susuzluk hiç katlanılabilir, çekilebilir bir şey değil. 21. yüzyılda herkesin ayağına her türlü hizmeti götürüyorken bugün suyu konuşuyor olmamız güzel bir şey değil ama ne yazık ki sebeplerini biliyoruz ama önemli değil. Önemli olan bugün çözülmüş olması. Çok fazla uzatmayayım sizi, çok fazla soğukta bekletmeyeyim. Gerçekten sizler kadar mutlu, sizler kadar memnunuz. Muhtarım, sana, cemaatine, bütün köylere saygılarımı sunuyorum. En çok da değerli bacılarımıza, Muammer Başkan çok teşekkür ederim. En çok da değerli bacılarımıza, değerli... Nizamettin abi de burada. Annelerimize özellikle... çünkü onlar bu zahmeti çekiyorlardı. Onları bu zahmetten kurtarmış olmanın memnuniyetiyle tekrar hayırlı uğurlu olsun. Elbette ki biz kaynak getiriyoruz ama özel ilerimizde bu işi çözmek için mühendisiyle, işçisiyle gayret sarf ediyor. Onların emekleri nedeniyle de özel idareden sorumlu vali yardımcımıza, il valimize, arkadaşların tamamına çok çok teşekkür ederim. İnşallah biz kaynak getirmeye çalıştıkça, kaynak buldukça problemleri bir bir çözmeye devam edeceğiz. Başkan, burada görev il başkanı olarak sana, il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza düşüyor. İlçe başkanımız olarak Muammer Bey'e düşüyor. Çünkü sahayla bizim aramızda köprü olarak sizin tek tek gidip hem yaptıklarımızı anlatmanız hem de vatandaşın talebini bize iletmeniz bizim çözüm bulmamız
adına çok güzel bir şey. Allah hepinizden razı olsun. Sizden de Sayın Bakanım. Teşekkür ederim Sayın Bakanım.